Kimyadaki değişim yeni bir gerçeklik inşa ediyor. Şu anda tüm duyularının %25 oranında arttığını hayal et. Eğer durum böyle olsaydı, gördüğün, duyduğun, tattığın, kokladığın ve hissettiğin her şey etrafındaki her şeyin daha fazla farkında olmana neden olurdu. Eğer farkındalık ve bilinç aynı şeyse, bilincin arttıkça beyninin aldığı enerji de artacaktır. Çünkü enerjide bir değişiklik olmadan bilinçte bir değişiklik olamaz ya da tam tersi. Beynin yeni bir bilinç akışını işleyen farklı bir frekansa bağlandığında kelimenin tam anlamıyla açılır ve duyuların güçlenmiş hissettiğinden yüksek bir farkındalık seviyesi üretmiş olursun. Enerji veya frekans ne kadar yüksekse kimyandaki değişim de o kadar büyük olur ve kimyandaki değişim ne kadar büyükse deneyiminde o kadar berrak olur. Dolayısıyla bu aşkın durumdayken günlük gerçekliğinde olduğundan daha uyanık ve daha farkında hissedersin. Farkındalığın arttıkça kendini gerçekten o aşkın gerçeklikteymiş gibi hissedersin. Eğer duyularının ötesinden görünür ışıktan veya güneşten kaynaklanmayan bilgiler alıyorsan, o zaman buna üçüncü gözlenmesi mantıklıdır. Böylesine derin bir içsel deneyim yaşadığın için ve yeni deneyimler yeni sinir ağlarını bir araya getirdiği için bu deneyim beynindeki devreyi zenginleştirir. Bedenin bu yüksek enerjileri işlerken bu enerji kimyanı değiştirir ve eğer bir deneyimin sonucu bir duyguysa o zaman bu deneyim yüksek hisler ve duygular oluşturur. Bu enerji aktive olduğunda farklı bir gözle, içsel vizyonla görmeye başlarsın. Duyguların birikimi bir duyguya eşitse ve duygu da enerji ise o zaman hayatta kalma duygularını deneyimlediğinde bunlar frekansın düşmesi olduğundan daha çok madde ve kimya yoğunluğu gibi hissettiğini biliyoruz. Ancak bilincin bu yüksek hallerini deneyimledikçe daha yüksek bir frekansta titreştikleri için kendini daha az madde ve kimya gibi ve daha çok enerji gibi hissetmeye başlayacaksın. İşte bu yüzden ben bu enerjiyi yüksek duygular şeklinde adlandırıyorum. Eğer çevre bir hücredeki genlere sinyal gönderiyorsa ve çevreden gelen deneyimler duyguları oluşturuyorsa ve duygular çevrendeki deneyimin kimyasal geri bildirimi ise o zaman dış çevrede hiçbir şey değişmezse bedenin iç çevresinde de ki bu hala hücrenin dış çevresidir hiçbir şey değişmez. Örneğin yıllarca aynı kendini sınırlayan duygularla yaşadığında bedenin biyolojik olarak asla değişmez çünkü dış çevreden gelen duygu ile iç çevrenden gelen duygu arasındaki farkı bilmez. Bunun yerine beden aynı çevresel koşullarda yaşadığına inanır çünkü aynı duygular aynı kimyasal sinyalleri üretmektedir. Tıpkı bedenin hiçbir şeyin değişmediği bir dış ortamda yaşaması gibi hücrede hiçbir şeyin değişmediği kimyasal bir ortamda yaşar. Ancak farkındalığının arttığı ve bilincinin genişlediği bu içsel deneyimleri, geçmiştekilerden daha gerçek ve duysal deneyimleri yaşamaya başladığında, bu yeni yüksek duyguyu ve coşkulu enerjiyi hissettiğin anda içsel durumunu değiştirmiş olursun ve sonuç olarak içinde oluşturulan gerçekliğin görüntülerine daha fazla dikkat edersin. Ve eğer beyninin tüm dikkatini çekecek kadar gerçek olan yeni bir deneyim yaşarsan, bu deneyim ya da uyanış, olayı nörolojik olarak beynine nakşeder. Bu yeni duygu artık uzun süreli bir hafıza oluşturur ve bu yeni duygular yeni genlere işaret eder. Ancak bu kez uzun süreli hafızayı üreten deneyim dış çevrenden değil, iç çevrenden gelir ki bu hala hücrenin dış çevresidir. Çünkü olay o kadar güçlüdür ki farkında olmaman mümkün değildir. Enerji ne kadar yüksekse bilinç de o kadar yüksektir. Bilinç ne kadar yüksekse farkındalık da o kadar büyüktür. Farkındalık ne kadar büyükse sahip olduğun gerçeklik deneyimi de o kadar geniş olur. Bildiğimiz gibi tüm algılar beynin geçmişteki deneyimlerimizden nasıl bağlandığına dayanır. Gerçekliğimizdeki şeyleri oldukları gibi algılamayız. Gerçekliği olduğumuz gibi algılarız. Derin mistik varlıklar gördüğün, her şeyin etrafında bir parıltı, bir hale veya ışığa tanık olduğun, her şeyin ve herkesin bütünlüğünü, birliğini ve birbirine bağlılığını hissettiğin veya tamamen farklı bir zaman mekan deneyimlediğin bir içsel deneyim yaşadıysan, deneyiminden sonra gözlerini açtığında uyanık durumundaki gerçeklik spektrumun genişleyecektir. Bunun nedeni içsel deneyimin beynini değiştirmiş olması ve artık nörolojik olarak gerçekliğin daha geniş bir ifadesini algılamak için donanmış olmandır. Kim olduğunu içten dışa doğru bu şekilde değiştirmeye başlarsın. Maddenin üç boyutlu dünyasına ilişkin deneyimini bu şekilde değiştirirsin. Gelişim yavaş bir süreçtir.
Deneyimler yaşarsın, incinirsin, dersini alırsın, biraz büyürsün. Sonra biraz daha acı çekersin, bir sonraki dersi alırsın, bir sonraki zorluğa geçersin, başarılı olursun ve hedeflere ulaşırsın. Daha fazla hedef belirlersin, tekrar büyürsün ve döngü devam eder. Bu yavaş bir süreçtir çünkü dış çevrenden çok fazla yeni bilgi almazsın. Ancak dış dünyandaki her şeyden daha gerçek olan bu bilinmeyen iç deneyimleri bir kez yaşadığında gerçekliği bir daha asla aynı şekilde göremezsin çünkü deneyim seni çok derinden değiştirir. Bunu söylemenin bir başka yolu da bir yükseltme veya yazılım güncellemesi aldığındır. Algıladığın tüm gerçeklik deneyimlerine dayanıyorsa ve sen boyutlar arası bir deneyim yaşadıysan, beynin artık her zaman var olan ama daha önce algılayacak beyin devresine sahip olmadığın şeyleri algılayabilecektir. Sürekli olarak bu geniş kapsamlı deneyimleri yaşarsan, sürekli olarak daha geniş ve daha geniş bir gerçeklik spektrumunu deneyimleyeceksin. Bu illüzyon perdesini kaldırır ve bu perde kalktığında gerçekliği gerçekten olduğu gibi görebilirsin. Titreşen, parlayan, bağlantılı ve ışıldayan ışıkta parlayan ve tüm süreci enerji yönlendirir. Artık daha büyük bir bilgi spektrumuna uyum sağlıyorsun ve birdenbire her şey onu sadece madde olarak gördüğün zamankinden farklı görünüyor ve hissediliyor ve ilişkin değişiyor. Mistikler ve ustalar yollarını bu şekilde açmışlardır. İç dünyalarına uyum sağlayarak ve böylece dış dünyalarındaki gerçekliğin doğasına ilişkin algılarını genişleterek. Hayatta kalma, korku, acı, ayrılık, öfke ve rekabet gibi alttaki üç enerji merkezinin özelliklerine göre yaşamayı bırakıp, bunun yerine kalpten yaşayıp sevgi, birlik ve hem görülen hem de görülmeyen her şeyle bağlantı kurarak hareket etseydin kim olabileceğini hayal et. Duyuların ötesindeki bilgilerden yeterince boyutlar arası deneyime sahip olan mistikler ve üstadlar artık doğdukları genlere eşit görmüyorlardı. Artık olayları doğduklarında kendilerine verilen beyinle, İnsan beyninin binlerce yıldır damgalandığı şekilde işlemiyorlardı. Bunun yerine alanla etkileşimleri nedeniyle her zaman orada olan farklı bir gerçekliği algılamak için farkındalık, devre ve zihin inşa ettiler. Beynin simyacısı epifiz bezinin bu efsanevi ve büyülü özellikleri kesinlikle yeni bilgiler değil. Ancak modern bilim kadim uygarlıkların her zaman bildiklerini yeni yeni yakalıyor gibi görünüyor. Melatonin, matematik, kadim semboller ve epifiz bezi. 23 Temmuz 2011'de İngiltere kırsalında Devizes, Wiltshire yakınlarındaki Roundway'de melatonin kimyasal yapısına çok benzeyen bir ekin çemberi ortaya çıktı. Bu ekin çemberi özenle hazırlanmış bir aldatmaca mı, yoksa başka bir boyuttan birileri bize bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor? Bu bölümü okurken bu tür şeylerin tesadüfen mi yoksa akıllı tasarımla mı gerçekleştiğine kendin karar verebilirsin. Beynin iki yarım küresi vardır ve eğer beyni ortadan ikiye bölersen, sagittal kesim olarak bilinen işlemi gerçekleştirmiş olursun. Sagittal kesime bakarken, epifiz bezi, talamus, hipotalamus, hipofiz bezi ve corpus callosum'un konumuna ve toplu oluşumuna özellikle dikkat et. Bu oluşum bir şey hatırlatıyor. Koruma, güç ve sağlık anlamına gelen bu sembol, Horus'un gözü adı verilen eski Mısır sembolüdür. Otonom sinir sistemi, retiküler aktive edici sistem, talamik kapı ve epifiz bezi hakkında kadim bir öğreti olması mümkün mü? Mısırlılar otonom sinir sisteminin önemini biliyor ve epifiz bezini aktive etmenin öteki dünyaya veya diğer boyutlara girebilecekleri anlamına geldiğini fark etmiş olmalılar. Mısır ölçüm sisteminde Horus'un gözü aynı zamanda bütünün parçalarını ölçmek için kesirli bir inceleme sistemini temsil ediyordu. Modern matematikte biz buna Fibonacci sabiti ya da Fibonacci dizisi diyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bu doğanın her yerinde karşımıza çıkan ay çiçeklerinde, deniz kabuklarında, ananaslarda, çam kozalaklarında, yumurtalarda ve hatta Samanyolu galaksimizin yapısında görebileceğimiz desenlerde sergilenen matematiksel bir formüldür. Altın spiral, altın ortalama veya altın oran olarak da bilinen Fibonacci sabiti, İlk 2'den sonraki her sayının önceki ikisinin toplamı olmasıyla karakterize edilir. Bu formülü beyin üzerine yerleştirip karelere bölmeye ve bir kare ve bir kare daha eklemeye başlarsan, her ölçekte kendini tekrar eden ve hiç bitmeyen bir desen olan fraktal bir desen elde edersin. Epifiz bezinden başlayan bu formül, beynin tam yapısını özetlemektedir. Epifiz bezinde özel bir şeyler olabileceğini tekrar düşünmeli miyiz?
Yunan mitolojisinde Hermes, dünyevi ve ilahi alemlere girip çıkabilen bir elçiydi. Geçişlerin ve boyutların bekçisi ve aynı zamanda öbür dünya için bir rehber olarak kabul edilirdi. Ana sembolü, tepesi kanatlara veya kuşlara dönüşen bir çubuğun etrafında sarılmış iki yılandan oluşan kadikaüstü. Hermes'in asa olarak kullandığı kadikaüs, genellikle sağlığın sembolü olarak ifade edilir. Sence asanın üzerinde hareket eden yılanlar enerjinin omurgadan bedene ve beyne doğru hareketini, kanatlar ise enerji epifiz bezine ulaştığında benliğin özgürleşerek aydınlanmasını mı temsil ediyor? Taç, epifiz bezimizi aktive ettiğimizde en yüksek potansiyelimizi ve ilahi olanın en büyük ifadesini mi temsil ediyor? Benliğin taçlandırılması, benliğin fethedilmesidir. Zaman ve uzayın yüksek boyutlarına uyumlanma meditasyonu. Melatonin seviyeleri gece 1 ile 4 arasında en yüksek seviyede olduğundan, bu meditasyonu yapmak için en uygun zaman budur. Bir şarkı için kalp merkezini aktive ederek başla. Ardından enerji merkezlerinin kutsanması meditasyonunda öğrendiğin gibi en alttakinden başlayarak enerji merkezlerini kutsa. Dikkatini önce o enerji merkezinin boşluğunda, sonra da etrafındaki boşlukta dinlendirerek bu enerji merkezini kutsa. Bunu önce birinci, sonra ikinci enerji merkezi için yap ve dikkatini aynı anda hem birinci hem de ikinci merkeze odakla. Bu işleme her bir enerji merkeziyle devam et ve her yeni enerji merkezini önceki merkezlerle bağlayarak daha büyük bir alan oluştur. Sonunda 8 merkezin tamamını ve tüm bedenin etrafındaki enerjiyi aynı anda hizalayacaksın. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürecektir. Ardından 20 dakika uzan ve otonom sinir sisteminin bedeni dengelemek için emir almasına izin ver. Şimdi otur ve nefes al, bu enerjiyi başının tepesine kadar getir. Tut ve sık, epifiz bezinin kristallerini sıkıştır, böylece onu aktive et ve bir elektromanyetik alan oluştur. Bu alan gidebildiği yere kadar uzanacak ve sonra tersine dönerek bu kristalleri sıkıştıracaktır. Frekansı arttırdıkça daha yüksek ve daha yüksek titreşimli alemleri yakalayacaksın ve beynin bu bilgiyi alıp imgelemeye dönüştürecek. Bu nefesle ilgili son bir nokta, hızlı ve derin bir nefes alıp içsel kaslarını sıkmanın ve nefesini morarıncaya kadar tutmanın gerekli olmadığını vurgulamak istiyorum. Bunun yerine çok yavaş, uzun, sabit bir nefes almalı, nefes alırken iç kaslarının kasılmasıyla nefesi eşit şekilde koordine etmeni ve bu nefesi yavaşça başının tepesine kadar takip etmeni istiyorum. Bu epifiz bezini aktive etmenin dördüncü yoludur. Nefes almayı bitirdiğinde dikkatini boğazının arkası ile başının arkası arasındaki boşlukta tut. Bu bezin yerini tespit ediyorsun ve dikkatini oraya vererek enerjini oraya yerleştiriyorsun. Dikkatini yaklaşık 5 ila 10 dakika boyunca orada tut. Bir düşünce, bir farkındalık ve bilinç olarak gerçekten küçül ve epifiz bezinin odasına git ve o odanın boşluğunu, bu organın merkezinde boşlukta hisset. Orada yaklaşık 5 ila 10 dakika kal. Sonra bezin sınırlarının ötesinde frekansı ve boşluğu hisset. Enerjiyi o odanın ötesindeki büyük siyah boşluğa yay. Bu enerjiyi bu bezin mistik deneyim için metabolitlerini salıvermesi niyetini taşımak üzere yönlendir. Bu bilgiyi kafanın ötesindeki boşluğa, uzaya yay. Şimdi aç, başının ötesindeki o engin, sonsuz siyah boşluktaki enerjiye uyumlan ve sadece al. Bu enerjinin ne kadar uzun süre bilincinde olursan ve bu frekansı ne kadar çok alabilirsen, melatonini radikal metabolitlerini o kadar çok değiştirir ve yükseltirsin. Hiçbir şey olmasını bekleme, tahmin etmeye çalışma, sadece almaya devam et. Son olarak, tekrar uzan ve otonom sinir sisteminin kontrolü ele almasına izin ver, manzaranın tadını çıkar.